Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık modelini yapacağız. Daha önce kalın iple göstermiştim. Bugün de ince ipli olan modeli göstereceğiz. İkisinin yapılışı aynı. Farklı ipler kullanıldığı için farklı görünüme sahipler. Püskül kısımlarını da değiştirdim. Ucuna böyle küçük minnoş bir şeyler takarak görünümü değiştirdim. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceğim model. Ben bu şekilde bir ip kullandım. İpim kendinden desenli. İçinde bu komple bu renklerin hepsi var. Renk geçişlerini ben yapmadım. İpin kendinden özelliği olan mandala ipi kullandım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka kullandım. Dediğim gibi bu ipi kullandım. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka kullandım. İpimi Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Türkiye'de buna benzer ip böyle desenli olarak var mı bilmiyorum ama ipin kalınlığı Alize Diva'ya eş değer. Ona çok yakın, eş demeyeyim, ona çok yakın Alize Diva kullanabilirsiniz. Düz renklerde tercih edebilirsiniz. Eğer renkli bulabilirsiniz bu şekilde renkli de yapabilirsiniz. Renk geçişlerini kendiniz de yapabilirsiniz. Alize Diva'da 100 gramda 383 gram ip var diyor. Bu benim kullandığım ipte 100 gramda 320 metre ip var. Ben ipin kalınlığını size göstermek için o markayı söyledim. Farklı markalarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir ince iplerle de deneyebilirsiniz. Bambu ipleri de deneyebilirsiniz. Bambu iplerle de çok güzel oluyor. Ve sadece ipin kalınlığını size söyleyebilmek için o markayı verdim. Farklı iplerde kullanabilirsiniz. Benim yastığım 45'e 45 santim. Bunun için ben 200 gram ip kullandım. Modeli ince iple yapınca yapım aşaması biraz daha uzun sürdü. Kalın iple yapınca daha kolay bitmişti. Koton ipleri de tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi Alize Diva'yı da tercih edebilirsiniz. İnce iplerle de güzel duruyor. Kalın iplerle de güzel duruyor. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Bu iple yaparken ince numara tığları da kaldırıyordu. Ben o kadar küçük olmasını istemediğim için elime yatkın en büyük tığ hangisiyle yapabildiysem onunla yaptım. 2.75 en uygun oldu. Daha küçük tığ numaralarını da kaldırıyor ama ben çok küçük görünmesini istemediğim için elimden geldiğince bu iple yaparken İp küçük numara tığları kaldırıyordu. Ama ben modelin çok da küçük olmasını istemediğim için olabildiğince kullanabildiğim en büyük tığ numarasını kullandım. Hepsini denedim. 2.75 el uyumlu oldu. Onun görünümü hoşuma gitti. Daha küçük tığ numaraları da kaldırıyor ama dantel çok sıkı oluyordu. Ben o görünümü istemedim. O yüzden 2.75 kullandım. Siz de elinizde hangisi yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Beğen ve yorum yaparak kanalıma destek olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benden bahsederseniz sevinirim. Kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. İpin kısa tarafını orta parmağımın önden arkaya doğru sarıyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Bu sardığım ipin arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Bir tur çevirdikten sonra bir zincir yapıyorum ve sihirli halkamı bu şekilde oluşturuyorum. 3 zincir. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. 3 trabzan yapıyoruz. Bu 1. Yanına 2 tane daha yapıyoruz. 2 ve toplamda 3 oldu. Köşeler için şimdi 3 zincir yapıyoruz. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar köşe için 3 zincir yapıyoruz. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde toplam 4 tane yapıyoruz. 3.'yü yaptık. Köşe için 3 zincir.
Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyoruz. Toplamda 4 oluyor. Üç tane trabzanı yaptım. Bu şekilde toplamda 4 tane oldu. Tekrar köşe için 3 zinciri yapıp sıramı birleştiriyorum. Burada yaptığım 3 zincirin üçüncüsünün içinden beri geçirerek sıramızı birleştiriyoruz. Şimdi yeni sıraya başlayabiliriz. 5 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Bu 3 zincir trabzan için, 2 zincir de aradaki zincir sayısı için toplam 5 zincir yapıyoruz. Tığıma doluyorum. Ondan sonraki bu köşeye gelerek köşe yapmaya başlıyoruz. 3 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Köşeleri hep bu şekilde yapacağız. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan hep aynı boşlukta. Diğer sırada da burada yapacağız köşeyi. 2 zincir. Sonra sıradaki köşeye giderek aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi 2 zincir yapıp bu köşeye geliyorum. Sonra sıradaki köşeye de yaparak toplam 4 köşeyi bu şekilde yapıyoruz. Bu dördüncü köşede bir tarafta 3 trabzan, arada 3 zincir ve diğer tarafta 2 trabzan yapacağız. Çünkü 3. trabzan olarak bunu sayacağız. Şimdi buraya kadar yapalım. Son köşeye geldim. Tek taraf 3 trabzanını yaptım. Aradaki 3 zinciri yaptım. Şimdi diğer tarafın 2 trabzanını yapıyorum. 1 2 3. trabzanımız bu sayılıyor. 3. zincirin içinden bir tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlamak için 3 zincir yapıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Boşluk içerisinde de 2 tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda 3 oluyor. 2 zincir. Tekrar köşeye geçiyorum. Aynı buradaki gibi. Diğer sırada yaptığımız köşe gibi. 3 trabzan. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. Köşelerimiz hep bu şekilde olacak. Ve 3. trabzanı da yaptım. 2 zincir. Bu ara boşluğa gelerek 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir, köşeye gelerek 3 trabzan yapıyorum. Aynı buradaki köşeyi tekrar ediyorum. 3 trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar köşede 3 trabzan yapıyorum. İki zincir, sonra boşluğa gelip 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aradaki 2 zinciri yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum. Burada 3. zincirin içinden biri ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıramı bitiriyorum ve yeni sıraya başlayacağım. Aynı burada yaptığımız 5 zincir yaparak sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3 zincir trabzan için, 2 zincir buradaki ara zincir için yapıyoruz. Tığıma dolayıp bu boşluğa geliyorum. Normal 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, sonra köşeye gelip normal köşe işlemini yapıyorum. 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Örnek hep bu şekilde, bu son iki sırayı tekrar ederek yastığımızın boyunca yapıyoruz. Bu şekilde büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar yapalım. İstediğimiz büyüklüğe geldiğimizi anlamak için burası yastığımızın kenarı. Bu köşeler kenarlara doğru gelecek şekilde yastığın yönünde bunu böyle yapmıyorum. Sivri kısımlar kenarlara gelecek şekilde, yani baklava deseninde köşeler kenara gelecek şekilde yastığımın üzerine ölçüyorum. Burası yastığın tam ortasına gelecek. Bu şekilde kenarlara doğru ölçüyorum. Bu kısım tam köşeye kadar gelecek. Burası ne çok büyük olsun ne de çok küçük olsun. Bu şekilde ideal. Eğer çok biraz böyle uzun olursa yastığa bol gelir. Bu şekilde de olursa çok gergin durur. Bu şekilde ideal ölçü. Arkasını da çevirdiğimiz zaman bu şekilde köşeler birbirine değmesi gerekiyor. Bu şekilde köşeye gelene kadar yapalım. Ben yastığımın büyüklüğünce yaptım. Şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz. Bu şekilde ortadan katlıyorum. Bu iki kenarı birleştiriyoruz. Sonra katlayıp diğer tarafta yarım olarak birleştireceğiz. Şimdi bu kenarı boydan boya birleştiriyoruz. İpimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşeleri tutuyorum. İki köşeyi ucuca getirip ikinci zincirden beri birleştirmeye başlıyorum. Aynı diğer tarafta da birer tellerinden alıyorum. İpimi oradan geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İkinci zincirin içinden bir telini alıyorum. Diğer taraftaki zincirin de bir telinden alıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürümü yapıyoruz. Trabzanlar da aynı şekilde arka telinden, arkadaki trabzanın da benden taraftaki telinden ipi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel buradan. İpimi alıyorum, ilmeğin içinden geçirerek iz sürme yapıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. Zincirlerde de aynı şekilde bir tel buradan, bir tel arkadan iz sürme yapıyorum. Bu şekilde ikisini birleştiriyoruz. Bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Benim tam ortası trabzanlı olan yere geldi. Sizin zincirli yere de gelebilir. Hiç fark etmez. En sonuncunun içinden beri de yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra bu ipimizi arkada saklıyoruz. Aynı şekilde ben diğer tarafı da birleştirdim. Bu şekilde iki tarafı komple birleştirdik. Şimdi iki kenarı da yarım birleştireceğiz. Arkada yastığın geçmesi için yer bırakacağız. İstediğimiz zaman, yıkayacağımız zaman yıkayabilir, yerine takabiliriz. Şimdi yastık geçecek şekilde ortada mesafe bırakana kadar birleştireceğiz bu şekilde. Tam eşit şekilde olacak şekilde, bu uçlar denk gelecek şekilde iyice düzeltiyorum. Bu arka ortasını yaparken yastık geçecek kadar mesafe bırakacağız. Benim yastığım 45'e 45 santim yastık olduğu için ona göre mesafe bırakacağım. Yastığınız daha küçükse daha az mesafede bırakabilirsiniz. Ben köşeden ortaya doğru getireceğim. Tam ortalayarak ortadan
gerisini birleştireceğim. Aynı şekilde buradan da yapacağım. Şimdi iyice düzeltiyorum. Buradan köşeye doğru gideceğim. Bu iki mesafenin tam ortasından aynı şekilde iz sürme yaparak birleştirmeye başlıyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan. Aynı diğer kenarda yaptığımız gibi buradan başladım. Köşeye kadar birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da köşeye kadar birleştiriyoruz. Burayı yarıdan başlayıp köşeye kadar birleştirdim. Şimdi aynı şekilde karşı tarafta da yapıyoruz. Bunu da yarıdan başlayıp köşeye kadar birleştirelim. Bu ortası yastık geçirecek mesafede kalacak. Burada birleştirdiğim zaman burası açık kalacak. Buradan başlayıp köşeye kadar birleştiriyoruz. Bu arkada boşluğu kapatmak için ben bu şekilde bağcık yaptım. Buna zincir çekiyorum. Toplamda 100 zincir yapıyorum. İpi de bir bu tarafa atıyorum. Sonra tekrar bu tarafa atıyorum. İpi burada saklamak için. Bir o tarafa, bir bu tarafa atarak toplamda 100 zincir çekiyorum. Fazlalığı da burada kesiyoruz. Bu şekilde 100 zincir çekelim. 100 tane zincir yaptım. İpimi kesiyorum. Sonra bu ipi zincirin içinde saklıyoruz. Zincirlerin içinden tek tek geçirerek bu ipi burada saklıyorum. Bu şekilde iki tane ip hazırlıyoruz bu arkada bağlamak için. Buraya isterseniz düğme de yapabilirsiniz. Benim gibi bağcık da yapabilirsiniz. İpimizin burada sabit durması için ilk önce tek tarafta bir sıkı düğüm atıyorum. Ondan sonra diğer tarafla bağlayıp fiyonk yapıyoruz. Şimdi bu şekilde iki adet ip hazırlıyoruz. Diğerini de burayı hazırlıyoruz. Köşelere bağlamak için bunlardan yapıyorum. Köşelere isterseniz normal püskül de yapabilirsiniz. Pompon da takabilirsiniz. Benim bu hoşuma gitti. Bundan yapıyorum köşeyi. Bunun için 100 zincir çekiyorum. Zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 100 zincir yapıyorum. Yüz tane zincir çektim. Şimdi dönüş için iki tane zincirle başlıyorum. Bu iki zincir bizim ilk trabzanımız olarak sayılacak. Şimdi üçüncü zincirin içinde iki tane trabzan yapıyorum. Bu ilk çektiğimiz zincirle 3 oluyor. İki trabzan yaptım. İlk çektiğim zincirle 3 oldu. Şimdi yanındaki zincire geçiyorum. Zincirin içinde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Tekrar yanındaki zincirin içine geçiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde her zincirin içine 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bunun daha büyük olması için ikili trabzan da yapabilirsiniz. 2 3. Bakın yavaş yavaş kıvrılmaya başladı. Her zincir içine bu şekilde 3'er tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplam 25 tane zincirin içine yapacağım. Üç tane trabzan yapıyorum. Aynı zincir içerisinde 3 tane trabzan. Bu şekilde toplam 25 zincirin üzerine yapacağım. Şu anda ben
1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincire yapmışım. Toplamda 25 zincire kadar bu şekilde yapacağım. Bu kendisi kıvrılmaya başlıyor. Bu şekilde 25. zincirin üzerine kadar yapıyoruz. 25. zincirin içine kadar yaptım. Kendisi böyle dönmeye başladı. Bu şekilde sardım. Şimdi 3 zincir. En son yaptığım zincirin içine batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürünme yapıyoruz. Bu aradaki yeri yapıyoruz. 75. zincire kadar bu şekilde iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde hepsine birer tane iz sürme yaparak 75. zincire kadar gidiyoruz. Sonda 25 zincir kalana kadar yapıyoruz. 75. zincire kadar iz sürme yaptım. Şimdi bu zincir içerisinde 3 zincir yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi aynı zincir içerisinde 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu zincir birinci trabzan sayıyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 oluyor. Tığımı doluyorum. Sıradaki zincirin içinden bir tığımı geçiriyorum. Sıradaki zincir içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki zincire 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirin içine bu şekilde 3'er tane trabzan yapıyoruz. Zincir sonuna kadar aynı şekilde devam. Sıra sonuna kadar yaptım. Bu şekilde duruyor. 3 zincir yapıp en son battığım zincirin içinden bir ipimi alıyorum. Burada iz sürme yaparak bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimizi burada saklıyoruz. Şimdi bu iplerimizi bu aşağıda saklıyoruz. Temiz durması için. Bu şekilde sarmaya başlıyoruz. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Şimdi yastığımızı geçirebiliriz. Yastığımızı geçirirken bu boşluktan biri yastığımızı geçiriyoruz. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. Bütün köşeleri de düzeltiyorum. Bu hazırladığım bağcıkları bağlıyoruz. İpimiz kaybolmasın diye ilk önce tek tarafta bir sefer düğüm atıyorum. Ondan sonra aynı mesafede olan diğer taraftan bu şekilde fiyonk atıyorum rahat çıkarıp takabilmek için. Aynı şekilde burayı da bağlıyorum. Arka kısmı bu şekilde oluyor. Yastığımızın ön yüzü de bu şekilde. Bu hazırladığımız püskülleri takarken bu şekilde ortadan katlıyoruz. İki şekilde de takabilirsiniz. Birincisi bu şekilde ortadan katlayıp bu boşluktan bu kısmı alıyorum.
bu uç kısımları bu şekilde ucundan geçirerek de yapabilirsiniz. Diğer bir şekilde bu kısmı köşede boşluktan beri geçiriyorum sırasıyla döndürerek bu kısmı. Sonra tekrar düzeltiyorum. Burada bu şekilde fiyonk yapabilirsiniz. İki türlü de yapabilirsiniz. İster bu şekilde, ister az önce gösterdiğim şekilde bütün köşeleri bu şekilde takabilirsiniz. İsterseniz sadece üst iki köşeye, isterseniz dört köşeye bu şekilde yapabilirsiniz. Modelin bitmiş şekli bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.